31 yıl önce gözaltında kaybedilen Cemal Akar'ı unutmadık. 983. haftamızda Galatasaray'dayız. Galatasaray'daki varlığımızla gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi unutmadığımızı, onların nasıl kaybedildiğini hatırladığımızı ve kayıplarımızın akıbetini karanlıkta bırakan hukuksuzluk ikliminin kaderimiz olmadığını haykırıyoruz. Kayıplarımızdan da onlara ve adalete ulaşmamızı mümkün kılacak hak ve özgürlüklerimizi kullanmaktan da vazgeçmeyeceğiz. 25 Ocak 1993 tarihinde çalıştığı iş yerinin servis aracından inerken görgü tanıklarının ifadelerine göre davranışlarından istihbarat görevlileri olduğu anlaşılan kişilerce sivil plakalı bir araçla kaçırıldı. Kaçırılma olayının ardından MİT ve JITEM adına çalışan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da kaçıranlar arasında olduğu belirlendi. Daha önce defalarca gözaltına alınıp işkence gören Cemal'in ailesi Erzincan ve Tunceli Emniyet Müdürlüklerine başvurarak oğullarının nerede tutulduğunu sordu. Ancak her seferinde kendilerine Cemal'in gözaltına alınmadığı cevabı verildi. İnsan Hakları Derneği hükümet nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak devlet otoriteleri Cemal Akar'ın yaşam hakkını korumak ve gözaltında kaybedilmesini önlemek için etkin bir çaba göstermedi. Kaçırılmasından bir ay sonra 23 Şubat 1993 tarihinde Cemal Akar'ın ağır işkence görmüş ve başından kurşunlanmış haldeki cansız bedeni Erzincan Dersim yolunda Nazimiye'ye bağlı Doğançık köyü yakınlarında bulundu. Erzincan'dan kaçırılan Akar 130 kilometrelik karayolu üzerindeki 4 güvenlik noktasından geçirilerek buraya getirilmişti. Normal koşullarda bu kontrol noktalarını rahatça geçmek imkansızdı ve bu durum araçta resmi kimliği bulunan kişilerin olduğu iddiasını desteklemekteydi. Olaydan 4 ay sonra 24 Haziran 1993 tarihli Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan bir haberde Nevşehir cezaevinde tutuklu bulunan E.H. isimli kişi Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde Cemal Akar'la yüzleştirildiğini, buradaki sorgulamanın ardından birlikte Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüklerini, birkaç gün orada kaldıktan sonra araziye çıkartıldıklarını ve arazi dönüşünde sadece kendisinin araca bindirildiğini, Cemal Akar'ın o andan itibaren bir daha görmediğini ifade etti. Bu haberin yayınlanmasından yaklaşık 5 ay sonra Tunceli Valiliği iddiaları araştırmak yerine aynı gazetede söz konusu iddiaları yalanlayan bir tekzip yayınlattı. Cemal Akar dosyası etkin soruşturma yapılmadan cezasızlık zincirinin bir halkasına dönüştürüldü. Kaybedilişinin 31. yılında bir kez daha Cemal Akar dosyasında adaletin sağlanması için adli ve siyasi makamlara yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyor. Cemal Akar için, tüm kayıplarımız için, içimizde sakladıklarımız için.